Merhaba arkadaşlar. Şu kamerayı biraz daha yükseltelim. Merhaba arkadaşlar. Şu yeni Çin alışveriş sitesi Temu'dan ben de birkaç alışveriş yaptım. Uzunca bir süredir gelmesini bekliyorum. Paket açılışını ve ürüncüler. İncelemesini yapmak için. Ürünler en sonunda geldi. Hatta vaat ettiği günden birkaç gün sonra geldiği için Temu 65 liralık şeylerini hediye kredi puanı yükledi. Hatta birkaç indirim de yapmayı vaat etti. 3 parçada satın aldım. 3 defa da. İnternetteki videolar izle, yani alışveriş yani tanıtıyorlar işte siteyi. İlk ben aldığımda 480 liralık şey vardı. Alışveriş limiti vardı. Sepete 480 liradan aşağısını alamıyordunuz. Sonra 680 oldu, 970 oldu, 1700 oldu, 2000 küsur oldu. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Şimdi fiyatlar da bayağı fiyatlandı. Benim aldığım ürünlerde de bayağı fiyatlı olanlar var. Sitenin mottosu da yani aldığın ürün ucuzlarsa sana geri müracaat ettiğinde geri ödeme yaptığını da vaat ediyor. Neyse bunları geçelim. dediğim gibi 5 tane ürün al, 2-3 tane farklı kullanıcı oluştur gibi demişler. Ben bir deneme alımı yaptım ama gördükçe aldım, gördükçe aldım. İhtiyacım olduğunu düşündüğüm şeyleri bayağı aldım. hemen bunları incelemeye geçmeden önce bir kutu açılışı, paket açılışı yapalım bunlar. Bu bir şarj aleti. Değişik boyda pilleri şarj edebilip discharge edebiliyor, deşarj edebiliyor. Kapasitelerini gösteriyor. Üzerinde burada da şarj edebildiği pilleri gösteriyor. 10440, 17650, 18650, daha çok 18650 kullanacağız. AA, AA, AAA gibi 1.2 volt nikel metal hidrat, nikel kadmiyum pillerde şarj edebildiğini söylüyor. Bunu burada kenara koyalım. Onun paketi güzel geldi de bu biraz şey olmuş. Bu da bir şarj edilebilir hava pompası. Lastikleri falan şarj etmek için burada aparatlar var. Xiaomi Mi'nin ürününü satın alacaktım Türkiye'den. 2000 lira küsurunda geldi. Çin sitelerinde de yani sanki çakma gibi geldi. Onun için almadım. Kutu açılmış. Fazla bir daha incelemeye girmeyeceğiz. Bu da böyle bir ürün. Kutu biraz deforme olmuş. Bu da bir ultraviyole lamba. Bayağı bir ürün aldım. Hangisi onu da hatırlamıyorum da. Şeylerde PCB'de maskeleme yaptığımızda UV ile sertleştirmek gerekiyor. Onun için aldım bunu da. Bayağı uygun bir fiyatlıydı. Sonra şu hareket sensörlü lambalar var. Bunun 4 tanesi 130 liraya aldım. Şimdi 4 tanesi 600 küsür lira gibi fiyatlar var. Bayağı fiyatları artmış. Bunu açmıyorum. Bu nedir? Ha, bu bizim kozalak diye tabir ettiğimiz matkap aparatı. Bunda delik çaplarını genişletebilir şekilde açabiliyorsunuz. Bu kaçtan kaçaydı? Yazmamış da. 5 mm'den 32 mm'ye kadardı bu herhalde. Bundan bir tane daha aldım. Bir küçüğünü aldım bunu. Bu neymiş? İşin güzel tarafı 3 siparişi birleştirmişler. MNG kargo ile geldi.
Ha, bu da bir dönüştürücü. DC-DC dönüştürücü bu da. Bunun detaylarını incelemelerde tekrar kullanılır. Bu Teknomani kanalında bir kullandı bunu. Teknomani kanalında. Fırat Tarman abi kullandı diyeyim. Oradan gördüm. Bunda varmış. Listede aldım. TP olmazsa olmazımız. TP4056 Type-C girişli. Bunlar iki tane aldım ama bir tanesi burada. Bu nedir? Gerisi burada mı? Ha, bunlar da BMS. 3S 20 amperlik BMS kartları. 5 tane mi 6 tane mi ne aldım bunları? Evet. Bu montaja gelen Çinli arkadaşlar bir tane hediye bırakmışlardı. Bu. Çok güzel. Bu hiç iyi olmadı. Güzel ama çok büyük. Bu elektrik kabloları falan soyarken kullanmayı planladığım bir şey. Kesmede, soymada. Kullanmak istediğim bir makastı ama çok büyük geldi. Fiyatı çok iyiydi. 30 lira gibi bir fiyata aldım. Kaybettik o. Bu kitchen skisi olmuş. Mutfak içinmiş bu zaten de. Benim istediğim şey değilmiş. Bunda sol olduk. Bunu yanlış ürün almışız. Bu power ledler. 20 tane mi neydi? Bu bir tuşları tutsun diye mıknatıslı uç. Magnet özelliği olacak. Vidalar tutsun diye bitin ucundan düşüyor vidalar. Onun için bunu aldım. 8-10 para bir şeydi bunlar. Bu bir horlama halkası. Evet, bu da diğer kozalak dediğimiz çeşitli boydaki delikleri açmak için mikrofonumuz bizim. Bunlar USB lamba. Şöyle küçük USB'ye takıp şuradan şöyle göstereceğim. Bunun videosu ayrıca gelecek. Şöyle çekeyim bunu. Şu şekilde. Videosu. Buradan çıkartıyorsunuz. Gece lambası modu. Güzel bir 10 tane bunu aldık. Yani kullanmalık. Bu bir buz. Buzdolabı için buz oluşturucu. Buz parası. Bir tane çapraz askılı bir çanta. 100 küsür liraydı. Bu asıl almak istediklerinden bir tanesi. Bu da Çinli ustaların bayağı kullandıkları kablo soyma ve sıkma aparatı. Güzel bir alet. Bu da ucuzdu. Bunların fiyatlarına yazarız sonra. Evet. Type-C 4056 burada. Bu nedir? Bu da kulak temizliği için içeriye tıkıştırdığını söylüyorlar ya. Onun için bir tane aldım. Ucuz diye.
Genellikle elektronik aletler satın alınır. Evet, bu da bir dönüştürücü. Dediğim gibi 20 tane almıştım. Bunlar. Bu kadar. Bir paket açılışı, tema açılışı. Ha, memnun musunuz? O fiyatlardan memnundum ama şu anda fiyatlar bayağı fark etti. Onun için şunu açmamışız. Ha, bunlar da fırça, silikon fırça. Bunları da bir kartların üzerlerini kenar köşe temizlik için aldım. Evet, güzel bir şekilde. Bunlar da bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.